Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Tunus işi çok güzel bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde toz pembe bebe yünü kullanacağım. Şöyle de bir Tunus tığ kullanacağım arkadaşlar. Tığımın numarası 3 numara. Sizler 3, 3 buçuk, 4 ipinize uygun olan numarayı kullanabilirsiniz. Hemen Bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar. Şöyle zincirimizi çekelim. İlk başta bu kilit, kilit zincirimizi saymıyoruz. Üzerine zincirlerimizi şöyle oldukça geniş bir şekilde çekelim. Modelimizi çift sayı üzerinden kuracağız. Bebek battaniyesi yapacaksanız birebir ölçüde ölçüp o şekilde zincirlerinizi çekebilirsiniz. Zincirlerinizi fazla çekin, gerekirse ucundan kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada sizlerden ricamda kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeniz, çünkü bu kanalda her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar zincir benim için yeterli. Şimdi ilmeklerimizi toplamaya başlayalım. Şu birinci, bu aldığım ikinci sayılıyor. Bu şekilde 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve şöyle 24 benim için yeterli olacak arkadaşlar sizlere küçük bir model üzerinde küçük bir parçadan modeli göstermeye çalışacağım. İlmeklerimizi topladık. Şimdi ilk başta burayı iki tanesini bir kapattım. Sonra bu şekilde tek tek alarak sıra sonuna kadar kapatma işlemimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tamamen aynı işlemleri yapacağım sıra sonuna kadar. Hemen sıra sonuna gelelim. Evet sıra sonuna geldim. Kapatarak ilerledim. Şimdi arkadaşlar bu bizim birinci ilmeğimiz. İkinciyi buradan düz bir şekilde aldım. Sonra tığımı böyle ipin arkasından geçirdim. 2 tane sardım. Şimdi bu sıradaki bakın buradaki boşluktan batıyorum. Üçüncünün ardından çıkardım öne tekrar. İpimi şöyle öne atlatıyorum, burada tutuyorum parmağımla. Buradan bir tane ilmek çıkardım. Sonra bakın bu en son yaptığımız üçüncünün içinden bir tane daha ilmek çıkardım ve şurada bu şekilde altta ipimiz şerit şeklinde kaldı arkadaşlar. Tekrar ipimi arkadan iki defa doladım, buradaki boşluktan batıyorum, üçüncünün ardından öne çıkardım ipimi bu şekilde öne atlattım ve burada tutuyorum. Sonra buradan bir ilmek alıyorum ve girdiğim noktadan tekrar çıkardım. Sonra en sondaki üçüncü ilmeğin içinden bir ilmek alıp çıkardım. Bakın şu anda görünüm bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bakın bir, iki. İki tane doladım arkadan. Buradaki aradaki boşluktan battım. Üç tane tığımın üzerine alıp bu şekilde çıkardım. İpimi öne atlattım. Buradan bir ilmek alıp çıkardım. Sonra bakın buradan üçüncüden bir tane ilmek çıkardım. Tekrar tığımın ardından iki tane aldım. Arkadan girdim. Üç tane tığın üstüne alıp ipi buraya atlattık. Buradan hemen bir tane ilmek çıkardım. Sonra en son üçüncünün içinden bir tane daha ilmek çıkardım. Bakın şu anda bu şekilde. 1, 2. Ortadan batıyorum. 3 tanenin ardından çıkarıp ipimi öne atlattım. Buradan bir ilmek çekiyorum. ve tekrar üçüncünün içinden şuradan bir tane ilmek çekiyorum arkadaşlar tekrar yapalım ipimizin üzerine iki tane doladık bu ortadan batıyoruz üç taneyi aldık ipi öne atlattık buradan bir ilmek çekiyorum buradan bir tane alıp çıkarıyorum İpimin üzerine iki tane doladım buradan battım 3 taneyi bakın şu şekilde aldım ipimi öne atlattım burayı çektim sonra üçüncünün içinden şuradan bir tane ilmek çekiyorum bakın en sonu da şu şekilde kenardaki ikiliyi alarak bir tane düz ilmek çektim. Bakın şu anda bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi kapatma işlemimizi yapacağız. İlk önce burayı ikili alıyoruz. Sonra tek tek kapatıyorum. devam ediyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri yapacağım. Hemen sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna kadar kapatma işlemimizi yaptık. Şu anda bu şekilde görünüyor. Şimdi uzattık tığı. İpimizi uzatıyoruz. Buradan bakın şuradan tekrar arkadan 2 ilmek aldım. Buradan battım. Şimdi Bakın burada ilk başta alt sırada tek almıştık. Şimdi 3 tane alıyoruz. Tığımızı alttan geçirdik. Üçüncünün içinden tekrar bir ilmek aldık. Tekrar iki tane tığıma doladım. Buradan battım ve tekrar üç tane aldım. Tekrar ipimi öne atlattım. Arkadan bir ilmek aldım üçüncünün içinden tekrar bir ilmek aldım. Bakın arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken nokta alttaki bu şeritin bu ikisinin ortasına geliyor olması. Üste yaptığımızın. Tekrar yapalım. Devam ettikçe daha iyi anlaşılacak. Tekrar üçüncünün içinden bir tane ilmek çıkaracağız. Evet. Bakın. Bu şeritler birbirlerinin ortasından birleşiyor arkadaşlar. Bir üstteki alttaki ikinin ortasında oluyor yani. Devam edelim. Birkaç sıra daha birkaç tane daha yapıp gösterelim ipi tekrar öne atlattık önden geçirdik buradan bir tane ilmek aldık devam ediyorum arkadan iki tane aldım buradan batıyorum ve arkadan 3 tane aldım ipimi öne atlattım çekiyorum ve bakın burada üçüncünün içinden şuradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde görünüyor. Bu sırayı da tamamlayalım. Hızlıca yapalım. Şura galiba ikinci mi oldu? Oraya dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Kameradan baktığım için tam göremiyorum ben şu an. Şimdi arkadaşlar bakın burada tek kaldı. Bu teki düz örüyorum. Şu kenardaki ikiliyi beraber alıp düz örüyorum. Şimdi iki tanesini beraber kapatıyorum. Sonrakileri tek tek kapatıyorum. Sıra sonuna kadar gene aynı şekilde kapatmalarımızı yapacağız. Tekrar sıra sonuna gelelim. Bu şekilde kapattım. Tekrar sıra sonuna geliyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Şimdi bu şekilde yakından göstermeye çalışacağım. Bakın ilk başta anlattığım gibi bu çizgiler birbirlerinin ortasına gelecek. O yüzden sıradakini düz örüyorum. Bunu düz örüyorum. Ve bakın şu ikisinin ortasına üstte buraya çizgi gelmesi için şimdi buraya motifimizi yapıyoruz. Modelimizi buraya kuruyoruz. Yani bakın bu şekilde bir görünüm sağlanabilmesi için. Tekrar iki tane aldım. Buradan geçirdim. Buradan bir ilmek alıyorum. Yani arkadaşlar bunu demek istemiştim tam olarak. Bu çizgiler birbirlerinin bu alttaki ile buradaki aynı hizada üstteki sıradakiler onun yanında olacak. Birbirlerine çapraz çapraz gidecekler yani. İnşallah anlaşılır olmuştur. Tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimizin yapımı bu şekilde. Şimdi finalde büyük bir parça üzerinde modelin nasıl durduğunu hep birlikte görelim. Finalde görüşmek üzere diyelim. Evet hanımlar. Modelimizin bakın büyük bir parçada duruşu bu şekilde. Örneğimiz bu şekilde görünüyor. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından yorumlarınızı yazarak emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduğunuz takdirde her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.